7 Nisan Çarşamba 2.20 gün özetiyle karşınızdayım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Milletin geçim derdinde kıvranırken iktidarın 4 gündür hala darbe mi değil mi, darbeci mi değil mi konuşturduğunu belirterek buna sebep olanları da buna fırsat bilenleri de kınıyorum dedi. Akşener darbe olur mu olmaz mı tartışmasının bebek mamasını askıdan indirmediğini belirterek kimsenin iktidarın değirmenine su taşımasına, bitik siyasetine can suyu vermesine müsaade etmeyeceklerini belirtti. Daha önce reddedilen ancak yeniden görüşülmesi gündeme getirilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifinin 7 maddelik ilk bölümü kabul edildi. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mahalli Mülki İdari Amirliklerince yapılacak. Kabul edilen birinci bölüme göre güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşiyle birinci derece kan ve sıhri hısımlıklarını dahil eden hüküm tekliften çıkarılırken öğretmenlerin de güvenlik soruşturmasına tabi tutulmasına karar verildiği açıklandı. IŞİD'in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı'nda düzenlediği bombalı saldırıda 104 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Bombalı saldırıda yaralanan ve İçişleri Bakanlığı'na yaşam hakkı ihlali davası açan Hasan Kılıç süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. AİHM'e bireysel bir başvuruda bulunmuştu. Mahkeme yaşam hakkının usul boyutuyla ihlal edildiği kararını verirken Kılıç'ın 50 bin liralık tazminat talebini ise reddetti. Milletvekili düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu Kemal Avcı'ya konuk oldu. Babasının meclisten cezaevine gönderilmesi sürecini anlatıp değerlendiren Salih Gergerlioğlu, HDP hep babamın arkasında durdu, diğer siyasi partilerden de bunu yapmasını bekledik derken, babam cezaevinde bile sesini duyurmaya devam edecek, ben de buradan duyurmaya devam edeceğim dedi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Süleyman Soylu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasıyla FETÖ, IŞİD, PKK ve DHKPC üyesi olduğu belirtilen toplam 377 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu. Mal varlıkları dondurulan kişiler arasında Fethullah Gülen, Akın İpek, Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Musa Aşoğlu ile Hüseyin Fevzi Tekin'de yer alıyor. İyi günler.